Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün sizlerle özellikle geçtiğimiz 3 yılda tüm dünyada gözleri üzerimize çeviren SİHA'ların dünya çapındaki yerinden bahsedeceğiz. 2010 yılından sonra İsrail'in insansız hava aracı desteği konusunda bize lüzumsuz gecikmeler yaşatması ve ambargolar koyması, Amerika'nın belirsiz ve güvensiz tutumları, 2016-2017 yılları arasında PKK çatışmalarında, özellikle hava muharebelerinde çok sayıda askerimizin zarar görmesi ve bazı askerlerimizin şehit olması, bizi bir nevi kendi savunma teknolojimizi üretmeye mecbur bırakmıştır. Bu konuda yıllardır oluşturulan altyapı ve birçok ürün için yapılan çalışmalar, son yıllarda meyvesini vermeye başlamıştır. Son yıllarda özellikle 2018 ve sonrasında Türkiye savunma sanayi ve insansız hava araçları konusunda dünyada sayılı ülkeler arasında girmeyi başarmıştır. Bu hasım ülkeleri korkutan dost ülkeleri de sevindirmiştir. Çünkü özellikle ürettiğimiz SİHA'lar hem en son teknolojik donanıma sahip hem de düşük maliyetlidir. Tabii askeri gücün dışında savunma sanayisinin ekonomik etkilerinin de ne kadar büyük olduğunu bilen diğer üretici ülkeler bu durumdan ayrıca tedirgin olmaya başlamışlardır. İnsansız hava araçlarımızın Teknofest gibi organizasyonlarla vatandaşlarımıza tanıtılıp tüm dünyaya gösterilmesi aslında dikkatleri üzerimize çekmişti. Fakat son zamanlarda Suriye'de, Karabağ'da, Libya'da direkt olarak kullanılan SİHA'larımız dünyaya canlı canlı başarısını göstermiştir. Bunun sonucunda dünya basınında SİHA'larımız sık sık övgüyle bahsedilmeye başlanmıştır. Şimdi isterseniz sizlerle dünyadaki ülkelerin SİHA'larımızdan nasıl bahsettiğine bir göz atalım. 2018 yılında Yunan medyasında Akıncı isimli insansız hava aracımızın özellikleri övülerek detaylı olarak incelenmişti. Köpek balığına benzetilen Akıncı için süper silah ibaresi kullanılmıştır. Kadın sunucudan gelen Türkiye'nin buna benzer İHA'sı yok değil mi? Sorusuna ise karşı taraf Türkiye'nin çok fazla İHA'sı var. Yalnız böyle bir türe daha önce rastlamamıştık cevabını vermektedir. Türkiye'nin Ege gözlemi için kullandığı insansız hava araçları için Yunanistan'ın sürekli F-16 kaldırmak zorunda kaldığını belirten kanal, böylece Türkiye'nin böyle yeni teknolojilere duyduğu ilgiyi irdelemektedir. Sonuç olarak ise Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki gelişimine dikkat kesilen yayında, Türkiye'nin böyle çalışmalarla hem maliyetlerini düşürmeye başardıklarından hem de insansız bu araçlarla can kaybını ne kadar azalttıklarından yana konuşmalar yapılmıştır. Yunan yorumcu, Yunanistan'da bunun tam tersi oluyor diyerek kendi ülkesini bu konuda eleştirmiştir. Son olarak ise spikerlerin Yunanistan F-16'larla SİHA peşinde koşacağına, Türkiye'deki gibi bu araçlara yönelemez mi sorusu üzerine yorumcu, bu 10 yıllık bir deneyim. Bundan 8 yıl önce Türkiye kendi silahlı insansız hava araçları üzerine çalışmaya başladı. Biz o seviyeye yetişemeyiz ifadelerinde bulundu. Alman gazetesi Frankfurt Allgemeine Zeitung yayınladığı makalede, Türk SİHA'larının Azerbaycan'daki başarısının Alman ordusunu önlem almaya zorladığı ifade edildi. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, Alman ordusunun hava savunma sisteminin Türk SİHA'larını önleme konusunda yetersiz olduğu kabul edilmişti. Bunun dışında yine bir başka Alman haber sitesinde, Türk SİHA'larımızdan tekrar övgüyle bahsedildi ve haberde Türk SİHA'larının dikkat çekici olduğu konuşuldu. Bu haber içinse SİHA'lar iş başında, savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var başlığı atıldı.
Bir başka haberse geçtiğimiz yıllarda İdlib'deki muharebeler sırasında bir Rus askeri muhabir tarafından yapılmıştır. Birebir savaş bölgesinde bulunan Rus muhabir, İdlib'de göklerde Türk sihalarının görünmesinden sonra savaşın seyrinin çok değiştiğini ve savaşın çok çetinleştiğini belirtmiştir. Ayrıca muhabir, Türk sihalarının konvoy araçları dışında tek başına ilerleyen araçları da vurduğunu gözlemlediğini ve Türklerin paraya hiç acımadıklarını belirtmektedir. Muharribe göre Suriye ordusu Türk sihalarından sonra hareket etmeye dahi korktuğunu söylemiştir. Sihaların etkisinin ne kadar büyük olduğuna ise bir önceki gün bir Türk sihası tarafından vurulmuş bir kamyonla gözler önüne sermiştir. Sihalarımızı öven bir başka ülke ise Ukrayna olmuştur. Daha önce de bahsedildiği üzere Ukrayna zaten direkt olarak insansız hava aracı ihraç ettiğimiz ülkelerden biridir. Geçtiğimiz Aralık ayında Ukrayna Savunma Bakanı, Türk insansız hava araçlarının etkinliğinin Karabağ Savaşı'nda açıkça görüldüğünü ve kendi ordularının da modern ve gelişmiş askeri altyapıya sahip olması için Türk insansız hava araçlarına ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir. Bunun dışında yine Ukrayna medyasına çıkan bir haberde Bayraktar TB2'lerin gökyüzünde kanatlı bir savaş canavarı olduğunu ve ülkelerinin bu donanıma sahip oldukları için düşmana korku saldığını anlatması bize gurur veren bir başka haberdir. Bu Türk sihalarının Ukrayna'yı bir hayli heyecanlandırdığını anlatan haberdi. Bunun bir tesadüf olmadığından ve Bayraktar TB2'nin bu konuda dünya devlerinden olan Türklerin yapımıyla daha düşük maliyetli bir dost ürünü olduğundan bahsetmektedir. Ayrıca aynı haberde Bayraktar TB2 ile hasımlarına da gözdağı vermektedir. Mısır'da bir haber kanalında ise Mısırlı spiker Türkiye'nin askeri darbeden kurtulup bugünlere gelmesinin nasıl bir ilerleme olduğunu anlatmaktadır. Türkiye'nin silah endüstrisindeki gelişimini buna örnek olarak gösteren spiker, Bayraktar araçlarının Libya'daki başarısını ve dünyada ne kadar çok söz edildiğini anlatıyor. Libya'da kullanılan İHA'ların üzerine her geçen gün yeni eklemeler yapılarak üretilen Akıncı ve Bayraktar TB2 araçlarından bahseden spiker, Selçuk Bayraktar'ı da Mısır televizyon kanalında açıkça övüyor. Bu araçlar için bilimin ve iradenin bir sonucu yorumunu yapan spiker, ayrıca bunların bir hayal olmadığını ve gözlerimizin önünde gerçekleştirildiğini vurgulamaktadır. Bu insansız hava araçları sayesinde Türkiye'nin hava sahasının güvende olduğunu belirten spiker, son olarak bunun savunma sanayine verilen değerin memnuniyeti olduğunu söyledi. Bunun gibi Arap basınında da İdlib olaylarından sonra sihalarımızdan çokça söz edilmeye başlanmıştır. Özellikle bölgede ondan fazla aracın aynı anda koordineli saldırı düzenlediği dünyayı şaşkına çevirmiştir. El Cezire haberinde de sihaların bu etkinliklerinden bahsedilmiş ve jetlerin aksine otonom ilerleme özelliklerine sahip oldukları için karar sürelerinin ve sürekli havada kalabilmelerinin diğer muharebelerde de çok büyük bir avantaj olacağından bahsedilmektedir. Türkiye'nin bu konuda Bayraktar öncülüğünde hızla ilerlediğini vurgulamıştır. Amerikan basınından The Intercept gazetesi ise Türkiye'nin Amerika'ya karşı koyarak böyle bir insansız hava aracı gücüne sahip olduklarını anlatıyor. Yazının içerisinde Türkiye'nin de artık bu alanda teknolojik olarak gelişmiş ülkeler arasında olduğu belirtilmektedir. Gazeteye göre Türkiye'nin şu anda insansız hava araçları konusunda Amerika ve İngiltere ile rekabet içerisinde olduğu belirtilmektedir. Bunun dışında bu araçların başarısının da yakın zamanda muharebelerde çok fazla kanıtlandığına değinilmektedir. Ayrıca yazıda Selçuk Bayraktar'dan detaylı bahsedilmiş ve Godfather of Drones olarak lakap takılmıştır. The National Interest isimli başka bir Amerikan haber sitesinde ise Anka'dan bahsedilip özellikle Aksungur'un dünyada piyasaya sürüldüğünde çok talep göreceğinin üzeri çizilmiştir. The Guardian hepimizin en azından ismini bir yerlerden duyduğumuz bir İngiliz gazetesidir. The Guardian, Türkiye'nin SİHA üretim teknolojisinde yükselen bir güç haline geldiğinden ve dünyada ilk ikiyi zorlama konusunda hızlı bir şekilde ilerlediğinden bahsedilmiştir.
Özellikle Bayraktar TB2'den bahseden gazete bundan da Türklerin gurur kaynağı olarak söz etmiştir. Ayrıca yine İngiliz gazetesi Financial Times'da Türkiye'nin SİHA'larının Amerika, İsrail ve Çin'e büyük bir rakip olduğunu belirtmektedir. Dağlık Karabağ zaferinde Azerbaycan'ın kullandığı SİHA'ların usta işi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca gazetede 20 yıllık emeğin sonucunda silah alımında Batı'ya olan bağımlılığın azaltılması konusunda da bir hayli değinilmiştir. Yine SİHA'ların PKK'yı yuva yaptıkları yerlerden ettiğine vurgu yapılmıştır. Japonya Ulusal Gazetesi Nike Asya yayınladığı analizde Türkiye'nin SİHA'larla Kafkasya, Ortadoğu ve Afrika'da da güç dengelerini bozdu şeklinde ifadelerde bulunmuştur. Bunun dışında Türk SİHA'larının Suriye ve Libya'daki Rus savunma sistemlerini yok etmesinden bahseden Japon gazetesi, bu doğrultuda paylaşılan görüntülerin dünyada Türk SİHA'larına karşı ilgiyi artırdığını belirtmiştir. Bunun dışında Azerbaycan'ın Ermenistan'ı bozguna uğratmasında SİHA'ların rolünden bahsederek bu başarısıyla İsrail, Çin, Amerika gibi köklü üreticilerin yerinin sarsılabileceğine değinilmiştir. Fransız Liberation gazetesinde ise Bayraktar TB2'ler için güvenilir ifadesi yer almıştır. Haberde deneyimli Türk gazetecisi tarafından kullanılan SİHA'ların Ankara'nın başarısının anahtarı olduğuna vurgu yapılmıştır. SİHA'ların Irak, Suriye, Libya ve Kafkasya'daki güçlü etkisinden bahsedildikten sonra Bayraktar TB2'nin uçuş süresinden ve maliyetinin ABD'nin SİHA'larından daha düşük olduğundan konuşulmuştur. Haberde SİHA'ların Suriye'nin batısında güç gösterisi yaptığı, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiği vurgulanmıştır. Önceki yıllarda Afrin Harekatı'nda Ankara'larla yakaladığımız başarı sonucunda ise Fransa SİHA'lar konusunda Türkiye'nin çok gerisinde kaldığını kabul etmişti. Gördüğünüz üzere göklerde süzülüp adeta hasımlarımızın akıllarını başlarından alan SİHA'larımız, dünyada herkesin dikkatini çekmiştir. Ülkemiz diğer SİHA üretici ülkelere göre yeni sayılabilecek bir üretim malzemesine sahip olmasına rağmen hızlı yükselişiyle her geçen gün aradaki farkı kapatmıştır. Özellikle sahada kullanılmasının ardındansa bizim kim olduğumuz tüm dünyaya kanıtlanmıştır. Dileğimiz savunma sanayisi konusunda bu yükselen hızımızın kesilmemesi ve başta askeri donanmalar olmak üzere teknoloji, üretim ve daha birçok alanda ülkemizin dışa bağımlılığının sıfırlanmasıdır. Umarız çok yakın sürelerde tüm dünyanın bu konularda nasıl avucumuzun içine baktığından ve bu konudaki ihtiyaçlarının bizim tarafımızdan karşılandığından bahsederiz. Dışa bağımlılığımız azaldıkça dünya bize bağımlı hale gelecektir. Biz ürettiğimiz bu SİHA'larla aslında tüm dünyaya bir cevap da vermiş olduk. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür. Videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin kara kutusu.